Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Eylem Planı'nda yer alan insan hakları, şiddetle sivil mücadele ve sosyal arabuluculuk bilincini güçlendirici saha aktörleri yetiştirme projesinin bölge bilgilendirme toplantısı yapıldı. 25 pilot ilden biri olan Manisa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıyla toplumda yaşanan zorlukları iletişimle çözmenin yolları ve bu yolların kurumsallaştırılmasının adımları atıldı. Köy imamı da, sosyal arabulucu da bunları uzlaştırmak, bir araya getirmek için bayağı mücadele etmiş. Cerrahpaşa Üniversitesi Profesör Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Mahir Sağlam, çeşitli illerin vali yardımcıları ve konuk üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları katıldı. Toplantı öncesi Manisa TV mikrofonuna konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç projeye dair bilgileri paylaştı. Hem yargının iş yükünün azaltılması, hem aile birlikteliğinin korunması, hem de kadınlarımızın haklarının savunulması gibi üç temel ayağı var. Ve bu projede sertifikasyon alanlar gönüllü arabuluculuk yaparak sorunları daha küçük çapta büyümeden çözme amacıyla arabuluculuk hizmeti verecekler. Toplumun dinamiklerini bilen, birbirleriyle konuşarak anlaştırabilecek, taraflar arasında karşılaşılan sorunları uzlaşı yoluyla çözebilecek bir ekosistem kurgulamak istiyoruz. Bu ekosistemde görev alacak, rol üstlenecek, sertifikasını alacak bilir kişileri, yetkin ve kazanımları olan arkadaşları da üniversitemizin önderliğinde, sekreteryasında Hege Vakfı ve Erzurum Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi beraber bunları gerçekleştireceğiz. Bu yetkinlikleri ve kazanımları sağlayan tüm arkadaşlarımız alana inerek, saha inerek bunları uygulayacak. Projeyle daha barışık, konuşarak anlaşabilen ve kavga etmeyen bir toplumsal çıktı hedefleniyor. Rektör Ataç, Cerrahpaşa Üniversitesi'nde uzlaştırma kurulu kurulduğunu ve sonucunda soruşturma ve disiplin vakalarının azaldığını belirtti. Bu süreçte yargıya intikal eden olgu sayısı ise %85 oranında azaldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Şiddetle Mücadele Vakfı Başkanı Adem Solak tarafından proje tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi İnsan Hakları ve Şiddetli Mücadele Bilincini Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Rıdvan Küçükali, Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Saim Kılavuz, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü adına Tetkik Hakimi Abdurrahim Taş tarafından katılımcılara projenin içeriğine ilişkin bilgi verildi. Kanuna göre hukukçular sadece arabulucu oluyor. Böyle bir sınırlama olduğu için böyle bir sıkıntı yaşadık ama onu aştık çok şükür. Şimdi toplantı sonunda Rektör Ataç projeye destek olanlara belgelerini takdim etti.